Bir de çünkü adrenalinin çok yüksek olduğu durumlarda oyuncuların ya da hakemlerin ya da başka futbol figürlerinin ille de doğrucu Davut'muş gibi algılanması da doğru değil. Ona dinlettireceksin. Orada dediğin gibi o kadar konuşması, şunu yapması, bunu yapması, birçok hakem hocası baktım ben şeyde falan yadırgadılar. Ben yadırgamadım. Niye abi? Bunu bir diyalog olarak gördüm. Bir iyi niyet olarak gördüm. Kararın nedenini açıklaması ama olarak diyalog gördüm. Abi şey değil oyuncu, ki oyuncu bağırıp çalmakla bir diyalog olmasın ki orada yani. Bak, sen abi şimdi maçlarda oluyor ama bu. Sana söyleyeyim. Diyorlar ki ideal sen sinirliyorsun çocuğu orada. Doğru mudur abi? Ondan sonra ama Arda ama ne üstüne yapıyor bunu? Orada konuşuyor. Tamam mı? Bir şeyler anlatıyor. Konuşuyor. Kerem bir şeyler söylüyor. Ondan sonra film kopuyor, sarı kartı gösteriyor. Doğru mu? Yani orada oyuncunun da çok iyi niyetli olmadığını söylemeliyiz. Sarı kart yani, görmesine sebep olan şey var. Dolayı mı? Yani hakem seni muhatap almış. Anlatıyor olayı. Tamam mı? Ben böyle gördüm. Bir şey varsa vardan bildirecek. Ne diyorsa artık. Tamam mı orada? Bir sadece Kerem de yok. 8 tane oyuncu başında. Baskı kurmaya çalışıyorlar. Bu da yanlış bir şey değildir. Ama normal yani, futbolun doğasında var. Tabii, zaten biz kendi abi. Kendi sahandasın. Daha önceki maçlarda bu pozisyonlarda futbolcular hakemin yanına gitmediği için. Tabii. Futbol, mesela Jack Ney o penaltı pozisyonunda yani, boş bıraktıkları için biz bunları söyledik. Hakemin üstüne baskı kurmaya çalışıyorlar. Taraftar da baskı kurmaya çalışıyor. Başka statlarda da bunlar oluyor. Birçok hakem kırılıyor. O baskı da kırılıyor. Ama işte Zorbay Küçük'ün kırılmamasını... Düdükler eyyama ötmeye başladı. Kırılmamasının nedeni değil. FIFA listesine girmiş olması olabilir mi? Ama kırılmadığı için işte FIFA listesine girdi. Geçen sene galiba gene mi Trabzon maçıydı? Bir kırmızı kart gösterdi. Agresif... Yanlış karar verdi. Evet. Ya sen bu kadar yani agresif çıkmasını normal karşılıyorsun öyle mi Gürcan efendim? Abi? Bu kadar agresif ve böyle sürekli sinirli bir tonda çıkması. Hakemleriniz böyle mi çıksın bak, yani? Sinir, bu tarzda futbolcuları... Bak sen, Seren sen orada değilsin. Yani ne konuşulduğuna, hangi tonda konuşulduğuna, o gürültü içinde bağırmak zorunda üzerinden belli ediyor. Bağırmak zorunda yani, olup olmadığını. Hakem yani. Zaten bağırarak ben konuşuyor. El hareketlerine oradan baktığım zaman bir şey izah etmeye çalışıyor olarak görüyorum. Hı-hı. Azarlıyor gibi görmüyorum. Yanlış da düşünebilirim. Ben gördüğümü söylüyorum. Çünkü dudak okuyamıyoruz orada ne konuşulduğunu bilmiyoruz. Hı-hı. Yani benim el jestlerinden gördüm. Çok iyi bir hakem. Hata yapıyor mu? Yapıyor. Ama çok iyi bir hakem. İkili mücadele yorumları %80'e yakın isabetti. Bak ikili mücadele. Halil Umut Bener'den daha iyi mesela. İkili mücadele yorumları. Onu da söyleyeyim. Cüneyt Çakır'ın zaten çok önünde. Ya o ikisi de nasıl elit hakem oldu helal olsun UEFA'ya. Yani Halil Umut Bener de elit hakem oldu bu arada. Bence çok hakemlikte çok önemli yere gelecek. İnşallah kırılmadan devam eder. Fatih Hoca'yı yadırganın çok nokta. Oyuncusunu korumak isteyebilir. Ve korumalıdır da bir teknik adam. Ama daha 30 yaşında gelmemiş. Bir hakemin üstüne bu kadar gidilmez. Ne diyecekti abi? Bu yani çocukları yaşında. Serdar tamam sen ne hiç düşünüyorsun? Daha, ne diyecekti abi? Daha tonu daha gri tutabilirdi Seren. Hayır. Ben abi Fatih zaten gri tuttu. Fatih Hoca profili o topa hiç girmesin. Aa Serdar ya buradaymış ya. Serdar sen ne düşünüyorsun? Kum saatini Gürcan abinin oraya koyalım da. Koyalım bence de. Koyun vallahi. Sesi ya biraz kısar en azından. Evet koyun vallahi. Şimdi farklı iddialar var diyaloglar arasında. Ya bu ne olursa olsun bizde şöyle oluyor bizim ligimizde. Önceki maçlarda olan hakemlerle ilgili böyle saha içi olsun, maç sonu yapılan açıklama olsun. Bir sonraki maçlardaki o atmosferi de biraz etkiliyor. İşte Fatih Terim de açıklama yaptı. Zaten Galatasaray'da böyle süre gelen yönetimden hani başlayan bir sıkıntılı bir süreç var. Bu maça yansır mı? Bir de sen bu diyalogları nasıl yorumladın? Vallahi ben şunu hep isterim. Hakemlerin ne konuştuğu böyle söyleniyorsa doğru yanlış bilmiyorum. Altta temsilci raporları filan. O zaman saha futbolun içerisindeki o biz onların sesini duyamıyoruz. Her şey açık bir şekilde söylensin. Falanca takımın hocası, falanca maçta falanca hakeme şunları söyledi, bir oyuncu bunları söyledi falan diye. Ben hep bunu savundum. O zaman bunlar da çıksın. Bugün ismini vermeyeyim. Bir hakem konuştuk. Dedi ki bize aktif kenardan evet aktif edilen küfürleri bir duysanız
Ben bazılarını duydum. Futbolculardan mı? Futbolcular ve teknik adamlardan. Alt liglerde ve yukarıdaki üst liglerde. Tüylerim diken diken oldu o küfürleri duyunca. Gitsin kırmızı göstersin. Gösteriyor zaten. Kulübede zaten kimseye kırmızılardan, kırmızı... sarılardan sonra. Hatırlamıyorum. Tribün yani şey, kenardaki bir oyuncuya kırmızı bir tane mi ne hatırlıyorum? Yok. Temsilci ya da kestiremiyordur kimin. Hepsini geçti. He. Abi ediliyor bakıyorsun 5 tane adam var orada. Hangisi hepsi nereden geçti? Bu hocalar ceza aldıklarında kulüplere raporlar gidiyor. İşte bunları söyledi. Savunmanızı yapın. He. Kulüpler onları açıklasın. Ha, raporları açıklasınlar diyorsun sen. Ahmet Ağoğlu bak, dedi ben ya. Burada Fatih Terim haksızdır demiyorum. Son yaşanan olay olduğu için konu açıldığından dolayı. Evet. Geçmişe de gidecek olursa. Bakın pandemi döneminde bir maçta futbolcular hakkında tartışılıyor. Oyuncu diyor ki ya bunlar hepsi şerefsiz. Duyduk ya, herkes duydu. Tüm Türkiye duydu. Nasıl söylersin abi? Yani ben en çok hakemlerin performansını eleştiren adamlardan biriyim. Ama onlara edilen küfürleri görmezlikten gelemeyiz. Onlara yapılan hakaretleri görmezlikten gelemeyiz. Hepsini geçtim. Bir hakem çoluğuyla çocuğuyla dışarı çıktığında hoca adam gibi maç yönet diye taciz edilemez mesela. Tabii. Artık hakem eleştirmek başka ama hakem eleştirmekle hakemi hedefe koymanın arasında çok ince bir çizgi vardır. Çok ince bir çizgi vardı. Buna dikkat etmek lazım. Onların da aileleri var. Ben diyorum ki o zaman futbolda ne konuşuluyorsa hepsi şeffaf olunsun. Hepsini duyalım. Zorbay Hoca orada ters bir şeyler söylediyse tabii ki bunun cezası verilmeli. Neyse. VAR kayıtları dinleniyormuş artık duyduğum kadarıyla. MHK Başkanı VAR kayıtlarını maçlardan sonra dinliyormuş. Ne konuşulmuş falan. Biz de dinleyelim. Keşke dinleyebilsek. En azından kulüplerden yetkili birileri dinlesin. Ya da şöyle, ya da şunu yap. Kulüpler Birliği'nde getir kardeşim. Hanginizin sorunu var? Sizden bu sıkıntı mı yaşadın? Hadi gel VAR kayıtlarını koyalım ortaya ya diyeyim o zaman. Ya demek istediğim nokta futboldaki ona gidelim yani. Bu dili bir temizlememiz lazım. Yani kendi dilimizi futbolun içerisinde bu dilin hakaretlerden, küfürlerden arındırılması lazım. Mümkün değil Serdar. Ya mümkün veya değil. Ya, arındırılması yani. Lazım. Yani hep diyorum ya ilk taşı günahsız olanınız atsın o zaman. Şimdi... Arda Turan mesela. Evet. Haklı veya haksız var. Bilmiyorum. Söylemeyeni söyleyeyim mi? Haklı veya haksız bilmiyorum. Arda ile ilgili değil. Arda Başakşehir'de oynarken çok uzun süre ceza almasına neden olan hareketlerde bulundu değil mi? Evet. O zaman Fatih Hoca çıkıp deseydi ya sen ne yaptın evladım? Yani ben senin... Hocanın böyle şey peki olur Arda mu? Arda boşu boşuna mı söylemiş? Ya da öyle bir şey boş boşuna mı olmuş yani? Hoca böyle dememiş. O zaman kayıtları da görmek lazım değil mi? Ben bunun için demiyorum zaten. Yok ben de genelden bahsediyorum. Hani genel konuşalım. Hani, mesela hani ben i̇lk durdum. Taşı, yok, işte, ilk taşı günahsız olan atsın diyorum ya. Yani hepimizin günahı var. İşte. Ben burada Arda'yı da suçlamıyorum. Yani yalan söylüyor falan demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani herkes kendi evinin önünü bir temizleyecek. Buna Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, diğer kulüpler hepsi. Katılıyorum sana. Hakemler de dahil, MHK de dahil, TFF de dahil. Katılıyorum. Bizler de dahil.